Dışkıda kan görülmesi neyin belirtisi olabilir hocam? Dışkıda kan görülmesi bir iki sınıfa ayırabiliriz. Evet. Tabii bu ishalle olabilir. Kanlı ishaller bir bağırsak enfeksiyonu ya da iltihap bağırsak hastalığını düşündürebilir. Mutlak tetkik edilmeli, araştırılmalıdır. Kırmızı renkli kanama hemoroide bağlı olabilir genellikle. Özellikle genç yaşlarda. Fakat bu mutlak buna bağlıdır deyip geçiştirmemek gerekir. Çünkü daha gerisinde bir polibin veya da bir tümörün de habercisi olabilir. Onun için şimdi çok kolaylaşan endoskopik tetkikler var. Gençlerde rektosigmoidoskopi ya da daha ileri yaşlarda garanti almak için kolonoskopi yapılarak tüm kalın bağırsak taranabilir. Kırmızı renkli kanamada da veyahut da diğer tür kanamalarda da net teşhis konup ona göre tedavisi yapılabilir. Peki hemoroidle anal fistül karıştırıldığına dair biz ekibimizle birlikte yaptığımız araştırmaları kendimize not olarak aldık. Bu böyle midir gerçekten de? Evet. Şimdi biliyorsunuz halk arasında basur diye adlandırılıyor. Hastalar bize işte basurum var ya da kanamayla, bir de utanılıyor ülkemizde bu konuda. Evet. Çok hanımlarda daha fazla olmak üzere. Oysa utanılacak hiçbir şey yok. Bu ciddi bir sağlık sorunu. Şu anda da ekranda da yanılmıyorsun hocam. Doğru görüntüler miydi? Evet, doğru. Yönetmenimiz ve ekibimizin yansıttı. Evet, buyurun hocam. Hemoroidler makat girişinde yastıkçık, hava yastığı gibi düşünelim. Yastıkçıklardır. Makatın çok önemli görevleri var. Yani büyük abdest tutacak, ishal olursa onu tutacak, gazı tutacak, yereğinde bırakacak falan. Bunlara destek olmaktır amacı hemoroidlerin ve kan damarları içerir. Varis gibidir. Hemoroidal hastalık ise bu kan damarlarının yapısının bozulması, içerisindeki venöz kanın artması ve anal girimden dışarıya doğru sarkmasıdır. Bu hemoroid problemi. Anal fistül ise zorlanmaya ya da kabızlığa sekonder, makat girişinde yırtıklar ya da sizin dediğiniz gibi çatlaklar oluşması. Bu da anal fistüldür. Anal fistül daha çok çok ağrılıdır. Çözümü çok daha basittir. Hemoroid evrelerine göre 2-3 daha kolay tedavi edilebilirken 4'te bazen dediğim gibi çok utanıldığı için çok geç geliniyor bazen doktora. O zaman sirküler hemoroidler oluyor. 360 derece sarmış. Onlarda biraz daha zorluklu olmakla beraber çok modern tedavileri var hemoroidin.